Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlere böyle kargoların aralarından sesleniyorum. Ayakkabı Dayısı kanalında çok güzel bir videoya daha hoş geldiniz. En sevdiğimiz tarz videolar, kutu açımları. Gördüğünüz gibi Nike'den iki tane güzel mi güzel kargom var, kutum var. Bunların haberlerini de zaten sizlere Instagram'dan verdim. Niye iki tane birden açıyorum derseniz, harika ötesi bir indirim vardı. Bununla alakalı bir video çektim. O videodan 2 hafta öncesinde sürekli paylaşımlar yaptım Instagram'dan. Dolayısıyla eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka ve mutlaka takip edin. Bu tarz güzel indirimleri sizler de kaçırmayın. Ciddi manada iyi indirim vardı. Yaklaşık %50'ye yakın olunca ben de hali hazırda sahip olduğum ayakkabıların farklı renklerini almak için güzel bir fırsat olduğunu görüp yapıştırdım. Bu iki ayakkabının bu renklerini de istek listeme eklemişim. Dolayısıyla zaten eskiden beri de gözlediğim ayakkabılardı. Bu tarz bir indirimde daha önce hiç karşılaşmamıştık. Sezon ayakkabılarının bu şekilde indirime girmesi bana çok şaşırtıcı geldi. Neyse, orası beni ilgilendirmez. Yapıştırırım, alırım. Diyorum ve çok şey, cringe bir gülümseme mi yaptım? Evet arkadaşlar, şimdi kutuları açalım ve sohbetimize ayakkabıları çıkartırken devam edelim. Sadece ayakkabı mı var? Evet, sadece ayakkabı var. Aslında tekstilde de güzel indirimler vardı. Şöyle şunu çıkartayım. Bir tane belliydi kutunun ağırlığından, kargonun ağırlığından. Arkadaşlar, LeBron 19 devasa bir kutu. Hatırlarsanız bende Space Jam rengi zaten vardı. Bu da, bu rengi de Fast Food diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şunu da açalım. Pull for Sport. Çok güzel açılıyorlar. Ve bir tane de Why not? Neden olmasın? Şimdi bizlerle olacak. Arkadaşlar, son zamanlarda özellikle beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten bileceksiniz. Nike'da çok tuhaf şeyler oluyor. Yani tuhaf indirimler, tuhaf bindirimler oluyor. Hatta geçen gün hatırlarsanız bu videoyu yaptıktan sonra ayakkabı fiyatları bir anda güncellendi. Hani 2500 lira olan ayakkabı bir anda 1500'e düştü. 800 liraya falan düştü. O sırada herhalde birçok arkadaşım da sipariş vermiş. Ben de düşünüyordum, alsam mı, almasam mı, ne yapsam, ne etsem diye. O sırada zaten 2-3 saat sonra tekrar o indirim bitti. Tam tersi bindirim oldu. O sırada bayağı belki 50-60 tane mesaj aldım. Abi sağ olasın, aldık siparişi, verdik siparişi diye. Hayırlı uğurlu olsun, inşallah ulaşır size. Eskiden bu tarz durumlar olurdu arkadaşlar. Yani olmayacak bir şey diyelim ki 300 liralık bir tişört 40 liraya düşmüş. Kaç defa ben öyle sipariş vermiştim. Bana daha sonra ilk onaylanıp daha sonra da mail gelip kusura bakmayın bunu sizlere gönderemiyoruz şeklinde mail almıştım. Ama %20 indirim kodu falan veriyorlardı. O tarz şeyler de olabilir. Bunun da öyle olacağını düşündüğüm için harekete geçmedim. Aslında %20 indirim kodu için bile harekete geçilebilirdi. PG6 almayı düşünmüştüm. Siyah rengi çok güzel. Birkaç koşu ayakkabısında, işte Nike Precision gibi farklı basketbol ayakkabılarında veya işte Tech Fleece'lerde falan çok güzel indirimler vardı. Ama sonra işte dediğim gibi 3-4 saat sonra da fena arttı. Ne yapılıyor, neler oluyor bilmiyorum. Yazılımlarında bir problem var, onu da bilmiyorum. Ama tuhaf şeyler oluyor. Biz de şaşkın biçimde bunları izliyoruz. Dediğim fiyat değişikliğinden bir şey alamasam da bir önceki indirimden bu ikisini aldım. Dediğim gibi bu ayakkabıları zaten ben uzun süredir takip ediyordum. Almayı istiyordum. Bende olan renklerindense bu renklerini daha çok beğeniyorum. Şimdi ufak böyle bir kutu açımı gibi yapalım. Sonra ayağımıza deneriz ve çıkışımızı yaparız. Güzel oldu yani, bu şekilde indirimden alabilmek de keyifli oldu. Ne kadar aldın? Bu 1400'e geldi. Why not şu anda 2600 mü? 2500 mü ne ayakkabıları? Düşün yani. Öyle bir çılgın bir saçmalık var. Bu nasıl bir indirim? Ve bütün numaraları vardı. Uzun sürede kaldı. Hatta Instagram'dan da yeni etiketleyip paylaşım yaptığınızda ben de repost ediyorum o paylaşımlarınızı, hikayelerinizi. Birkaç kişi şey demiş. Ben de öyle söylemiştim. Hani bedava dağıtılıyor herhalde. Böyle bir Why Not kuyruğu var. Herkes giriyor alıyor. Yani çok da beğendiğim bir renk olduğu için ben uzun yıllarda kullanırım. Şöyle güzel bir Why Not kağıdımız geliyor arkadaşlar. Jordan logomuz. Russell Westbrook'un logosu. Ve şöyle çıkartalım. Sandstorm mu? O tarz bir ismi var yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzelmiş. Çok güzel. Bu tarz kum renklerini zaten inanılmaz beğeniyordum. Bu da harika oldu. Şöyle çıkartayım. Biliyorsunuz zaten kutu açımını ve incelemesini yaptık bu ayakkabının. Ben sadece yine burada böyle bir ön kutu açımı yapmış olalım. Çok inceleme yapmam ama Reels Meals çekebiliriz bunun üstüne diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar, ayakkabının renkleri bence çok hoş. Çok güzel. Bu tarz kum, krem, kayalık renkleri değil mi? Toprak yeni artık tonları. Toprak tonları, doğru diyorsun. Yeni moda bu olsa gerek, birçok modacı, işte Yeezy'leri düşün en basitinden. Hep bu toprak tonlarından ilerliyorlar. Evet. Değil mi? Hı-hı. Bu harika. Şöyle arkasına, önüne bakalım. Diğer ayakkabıdan farklılığı yok arkadaşlar. Birebir aynı. Fakat sadece şuradaki yazı bana bir
farklı geldi sanki şurasında olan bir yazı. Acaba diğerinde var mıydı? Tekrar odama gidip bakmam lazım. Şöyle altını göstermiş olayım. Şeffaf bir tabanı var. Gayet güzel duruyor. Sendeki evet, diğerine renkli ben artık takip edemiyorum. Öyle mi? Böyle kırmızılı, mavili, karışık renkli ha, bir şeydi. Tamam hatırladım. Bu ise bence çok hoş. Yani çok bunu gündelik hayatta da ben tercih ederim. Evet. Şortlarının altına falan da harika gider. Spor salonunda mükemmel gider. Ve de LeBron'un bu rengini çok beğenmiştim. Ben hatta bu tarz renkleri LeBron 15'ten beri kovalıyorum arkadaşlar. LeBron 15'te de bir kutu tasarımı olan bir şey vardı. Turunculu, muruncu bir renk vardı. Bulursam şu an koymuş olurum zaten ekranınıza. Ve ondan sonra da bunu çok beğendim. Ve LeBron 20'yi görüp onun hakkında da bir video yaptım biliyorsunuz. Ondan sonra LeBron 19'a daha bir özlemle yaklaştım diyeyim size. Kötü çünkü mü ki? LeBron 20 çok tamamıyla değiştirmişler. Kobe'lere benzetmişler. Biraz daha Air Force'lara da benziyor. Değişik bir ayakkabı olmuş. O tipik LeBron görüntüsü yok. O yüzden sanki hani son LeBron görüntüsü olan ayakkabı bu olabilir diye. Böyle bir de zaten indirimde de olunca kaçırmayayım istedim. Şöyle açalım. Bu devasa ne kadara gelmiş oldu? Bu da 1600-1700 olabilir. Yani 1699'du. Yanlış hatırlamıyorsam. Farklı renkleri 3.5 şu anda. Düşünebiliyor muyum? Yani %50 indirim var. Çılgın bir şey. LeBron 20'den 3700-3800 gelir diye tahmin ediyoruz. Aslında indirimde olan bir de Air Jordan 36'lar vardı. 36 low'lar da vardı. Yalnız benim 45 numara olduğu için 44.5'a kadar olan her rengi vardı düşün. Numaranın hepsi 44.5'a kadar. 45 yok maalesef. Rengine bakmaksızın alacaktım arkadaşlar ama kalmamıştı. Yapacak bir şey yok. 2 tane aldım. Öyle olsaydı 3 tane sipariş ederdim. Yine Long Live the King hatırlıyorsanız kutunun üstünde yer alıyor. Kutuda arkadaşlar güzel içinde de şeffaf bir pencere var. Burada kralın tacından içeri görüyorsunuz. Ve yine bu kart çıktı. Bence çok hoş olmuş bu kart. Hem bir yolculuğu gösteren, simgeleyen bir harita var. Fear burada. Kitap şeyi mi bu ayrıca? Kitap ayrıcı olarak da ben kullanılabilir diye düşünüyorum. Arkasında ise arkadaşlar ayakkabının skeç çizimleri var. Yani ayakkabı gerçeklik kazanırken ne aşamalardan geçti ve hangi teknolojilere sahip onları da belirten güzel bir kart, bilgilendirme kartı diyebiliriz hatta koyulmuş. Long Live the King, LeBron 19 yazıyor. Yani çok keyifli, çok güzel. Nike Air Zoom, Air Max, Cushlon, Flywire gibi ayakkabının teknolojilerini öne çıkartan bir kart. Şöyle köşesine koyalım, kaybolmasın. Diğerinde bu kağıt maviliydi. Çünkü mavi beyaz bir renkti. Bunda ise turunculuğu. Şöyle ilk başta o üst kasmanı açıyorum. Hatırlarsan eski Air Jordan'larda bu. Evet. Çift kağıt kullanımı var. Çift kağıt demek arkadaşlar bu ayakkabı premium, bu ayakkabı üst seviye demek. Öyle düşünebilirsiniz. Şöyle çıkartalım ve uf. Of diyorum ya. Çok iyi. Uhuu. Canavar. Canavar, canavar ya. Şöyle çıkartayım şunu. Çok iyi değil mi? Ben turuncu yırttık kağıdı. Bak görüyor musun? Nazar ettim. Nazar ettim abi. Cert diye yırtıldı. Neyse sıkıntı yok. Şunu çıkartayım. Of. Çok iyiymiş arkadaşlar. İnternette... Fast food dedin evet. Evet fast food rengi. İnternette göründüğünden, resimde göründüğünden çok çok daha güzel arkadaşlar. Biraz şöyle sağa solu. Bu arada kırılmış tabii büyük ayakkabı olunca. Kutu öne doğru çok uzun. Yana doğru da biraz daha genişletebilirlermiş. Ben gri turuncu uyumunu çok seviyorum. Bilmiyorum sen ne düşünürsün bu noktada güzel ama olmuş. Nar çiçeği, bağcığı, yine işte içeride turuncu tacı ve şu şekilde içeride turuncu dokundurmaları. Onun dışında hemen üstünde kullanılan yapının altında arkadaşlar ne var mesela? Bagel görüyorum, sosisli donut görüyorum. Var. Donut var, hamburger var, var, dondurma var. Evet çok hoş, gerçekten çok güzel. Burada kralın tacı var yine arkadaşlar. Strive for greatness yazıyor. Yine diğerinde de aynı şekildeydi. Ayakkabının tabanı ve bu bağcı bence olayı bitiriyor. Güzelliklerden bir tanesi de yine içindeki eğrileri görüyor musun? Turuncu olması. Hmm. O da harika. Gerçekten çok güzel bir kombin olmuş. Ton olmuş. Ton sür ton denir modada. Hani öyle mi? Turuncunun işte farklı tonlarını. Farklı tonlarını gibi. O kadar senin kadar modada anlayamıyoruz. Canım yapacak bir şey. Ama dediğin çok doğru. Şöyle altını göstereyim. Arkadaşlar altı da yine efsane biliyorsunuz zaten tabanında kralın tacı şeklinde çıkıntılar vardı. Bu çok ilginç gelmişti. İnanılmaz sert bir tabana sahip. Bazı arkadaşlarım dışarıda oynamışlar, işte sonuna kadar da süpürmüşler, abi ne olur daha fazla oynamaya devam edersem gibi sorular aldım. Patlatabilirsiniz arkadaşlar, bunlar biliyorsunuz balonlar. Ama alt tarafı tamamıyla dümdüz etmek dışarıda oynamazsanız mümkün gözükmüyor. Bu arada Long Live the King yine yazısı, kutunun içindeki yazı bakın şurada görebiliyor musun orayı? Çok yaklaşman gerekebilir. Ayakkabıların içerisinde birçok detay var, birçok dokundurma var. Ayrıca önü de çok güzel bence. Tacı var. 19 yazıyor, LeBron 19 yazıyor iki ayakkabıyı yan yana koyduğunuzda. Ne yazıyor? Chosen One yazıyor. Aa çok güzel ya. Gerçekten bu rengine bayıldım.
Şu sıralarda zaten bende olan rengiyle bayağı vakit geçiriyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bunun da böyle bir indirime girmesi harika. Bu arada içerisindeki yastıklamaları da burada daha rahat görebilirsiniz. Şuradaki içeride ton sür ton muydu? İçerideki farklı bir tonla belirtilen kısımda yastıklamanın olduğu kısım. Bence piyasadaki en güzel yastıklamalardan bir tanesi Jordan 36 ile birlikte. Jordan 36'yı ben daha çok beğeniyorum çünkü bir tık daha hafif, bir tık daha forvetlere yönelik, guardlara yönelik buna nazaran. Bu ise şu anda piyasalardaki en ağır ayakkabı. Hatta belki şu kadar söyleyeyim, gelmiş geçmiş en ağır basketbol ayakkabısı bile olabilir. Ha, bu benim için problem mi? Değil. Gayet keyifle giyiyorum, gayet hoşuma gidiyor. Ayakta da bence güzel duruyor. Farklı bir tuhaf büyüklüğü var ama ne bileyim bilekli oluşu... Ben şu bilek kısımlarının yamuk durmasını hiç sevmiyorum. Evet ve ayrıca bu ayaklarınıza biraz batabiliyor. Benim mesela birkaç çorabımı bunlar eritti. Sürekli çorap almam gerekiyor bunun yüzünden ve kullanılamaz hale geliyor. Şöyle biraz eğimli bükümlü. Yani böyle bir şey koyup bir gece... Low olsa bence bu ayakkabı daha güzel olur. Low'u var zaten, onu da almak istiyorum. O da bakalım indirime girince yapıştıracağım. Hatta zebralı bir tigerli bir deseni var. O 2600-2700 şu anda. Buna 1600-1700 verince... O insanın 2600 verisi gelmiyor. Değil mi? Doğru. Ben şey dedim, arkadaşlar dedim, çok tehlikeli. Fiyat algınızı indirimlere göre belirlemeyin. Normalde hiçbir ayakkabıya yaklaşamazsınız bu sefer. Hani indirim olunca alın tabii ki ama... Eğer ki yani hep indirimden bulurum kafasına girersen zorlanabiliyorsun. Nike dediğim gibi ilk defa böyle bir indirim yaptı. Normalde mümkün değil arkadaşlar. Yani bu tarz her numarası olan bir ayakkabı girecek de atıyorum 48-49 kalır, 37-38 kalır. O zaman girer. Veya %10-15 sokarlar. Her rengi neredeyse girdi. Jordan 36'ın da her rengi neredeyse girdi. Düşün çok inanılmazdı. Acaba iki renk girdi. Alım mı yoktu yani? Bilmiyorum. Sonuçta Avrupa sitesi bu arada. Avrupalılar bizden çok daha iyi. Belki onlar da çünkü enflasyon oldu savaşta, ya. Savaşta, enflasyonda belki evet. Nike genel olarak bir Avrupa bölgesinde sıkıntıya düşmüş olabilir. Bilemiyorum. Yani şu anda tamamıyla spekülasyonlar. Bu arada son şunun Nike işaretine de yaklaş istiyorum. İçeride bir görüyor musun? Yeşilli bir Nike evet. işareti var. Arkada da yine bir logo vari bir şey var arkadaşlar. Neymiş şöyle eğrine dokununca biraz daha yaklaşıyor. Bilemedim. Ayakkabıda çok detay var ama çok da güzel gözüküyor. Vinyl hakkında pek konuşmadık şimdi. Onun bu... yanında söndü. Zaten benim için ilk bunu sipariş etmiştim. Bu arada ondan da bahsedeyim. Bana çok Nike ile alakalı soru soruyorsunuz. Tabii ben çok sık yaptığım için sorabilirsiniz ama arkadaşlar çok güzel bir sitesi var. Orada müşteri ilişkileri var. Bütün sorulara cevaplar var. 150 euro üstü sipariş veremiyorsunuz. İkisinin toplamı 3-200 falandı. Yani 150 euroyu geçtiği için ayrı ayrı sipariş ettim. O yüzden iki kutu geldi. Sizler de bu şekilde sepetlerinizi bölebilirsiniz. 7000 liralık alışveriş mi yapacaksın? Hani 2,5-2,5-2 şeklinde o sepetini bölmelisin. Onun dışında kargo ne kadar sürdü? 10 gün, 12 gün sürmüştür. Zaman zaman çok daha uzun sürdüğü oluyor. Benim Freak 4'ü hatırlarsan 20 gün, 25 günde geldi. Olabiliyor böyle şeyler. Arayın, sorun. Sipariş takibi, sipariş numarası mümkün, almak mümkün. Dolayısıyla Nike'a güvenebilirsiniz. Hani bazen çok tedirgin oluyorsunuz anlıyorum veya ilk alışverişiniz abi kazıklanmış mıyımdır, abi dolandırılmış mıyımdır gibi. Yani bunu Nike.com'dan mümkün değil. En kötü dediğim gibi gelmedi mi? Size %20 indirim kodu gönderip özür diliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla endişe etmenize gerek yok. Paranızı da iade ediyor. Parayı da tabii iade ediyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız yani. Gönlünüz ferah olsun. 10 gün, 15 gün, kim zaman bir hafta şu süreçlerde biraz sıkıntı. Özellikle pandemiden sonra kargo süreçleri bayağı karıştı. Başka Hollanda'dan alıyorum, yurt dışından getiriyorum diyen çok da sayfa var. Bunlara da güvenmeyin asla. Bunlar da dolandırıcı. Onu da belirtmiş olayım. Birçok şimdi sayfayı görüyorum. Hollanda'dan geliyor diye yazmışlar. Yurt dışı. Çünkü Nike Hollanda'dan gönderiyor. Bunu bahane ediyorlar. Bu da muhtemelen benim videolarım sonrasında oldu biliyor musun? Olabilir. Ben çok çünkü Hollanda'dan yurt dışından geliyor Nike dedikçe hop bir baktım bütün herkes Hollanda'dan getirmeye başlamış. Evet. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yalana da kanmayın. Nike.com, Adidas.com, benim aldığım 3-5 tane kargo açımı yaptığım videolar dışında başka bir yere ben güvenmiyorum. Tavsiye etmeyeceğim. A kalite replika gönderir. Anlarsınız, anlayamazsınız. Bilemiyorum. Replikaya replika parası verin. Orijinale orijinal parası verin. Videoları takip edin. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hadi şimdi şunları ayağımıza giyip çıkışımızı yapalım. Evet, ilk bundan başlayalım. Çıkışı LeBron içerisinde yaparız. Şeyleri çıkar. Bir ayağını birini de giyelim. Aha, o da mantıklı olur. Doğru diyorsun. Şunu şöyle açalım. Sizce hangisi falan gitti? Olabilir. Evet, sizce hangisi o zaman şimdiden de soralım. Bence tabii ki LeBron arkadaşlar. Ama why not günlük kullanım için de... Gerçi onu da günlük giyersin ya. Yok ya. Niye? Bence çok rahat gibi ya, gelmiyor bana. He, rahatlık noktası ayrı ama tarz noktasında çok daha bence bacaklarım güzel olmayan şeyler. Bacaklarım açtır, ne bileyim hani... Biraz ağır, evet. Olur arkadaşlar bu da bu inanılmaz rahat ve hafif yani ona nazaran. Şöyle hemen sağdan başlayalım. Çok iyi. Gerçekten Vinyl'ın
üçüne benzetiyorum biraz. Rahatlık ve hafiflik olarak. Tipi neden benzetiyorum? Tipi askı falan vardı. İşte o olmasa. Biraz böyle uzunluğu dediğin gibi benziyor olabilir. Vinyl serisinin falan. Bence en güzeli bir, hani görsel olarak bir inanılmazdı bence. Üç harikaydı. Bu da gerçekten yine üçü hatırlatan, hani hem rahatlık olarak hem hafiflik olarak. Arkada da bir bebiş var arkadaşlar size çekerken. Onun bazen agubuguları geliyor olabilir. Kusura bakmayın artık. İki çocuk babası olarak bu videoları çekerken bunlarla ya, karşılaşıyoruz. Evet. Ben tek de çekmek istemiyorum. Seninle birlikte çekmek de güzel oluyor bu videoları. Ekstra bir yorum oluyor, ekstra bir ses oluyor. Ne diyorsun? Ya gayet güzel oldu. Tam böyle eşortmanların altına giyecek bir... Şu an mesela kombinime bir... baksan. Gayet güzel. Şöyle kombinime baktığınız zaman Jordan, işte şu an Nike ama Jordan olsa. Altta da bu. Böyle dışarı çıkabilirim. İşte saatim, bilekliklerimle falan değil mi? Mesela. Hı-hı. Güzel gözükebilir arkadaşlar. Yani en azından şurada ısap. Rahat, çok rahat. Gerçekten çok rahat. Gündelik ayakkabı hissiyatı var. Hatta yastıklaması çok çok güzel. Giyebilirsiniz, alabilirsiniz. Hala var mı emin değilim. Son birkaç numaraları kalıyor. Ben yine linkini atarım siz siteden. Bakarsınız hoşunuza gidiyorsa bu şekilde alabilirsiniz. Bu ayakkabının ben arkasını çok beğeniyorum. Şu kelepçemsi şey var ya, hem Jordan logosu, Vinyl logosu. Güzel, evet. Çok hoş gerçekten. Evet, hadi şimdi LeBron'ları da hemen giyelim. Ondan sonra çıkış yaparız. Canavar bir tanesini ilk önce bir sokmak istiyorum. Çok farklı bir tasarım gerçekten. İçerisinde rahat mı rahat bir ayakkabı dışarısında... Simpson ayakkabısı gibi geldi. Simpson mı, ne alaka? Ne bileyim, hani yalnız da çok dar geldi falan. Ya. Allah Allah. Of, şu an aşırı dar geldi. Daha bağcıklarını bağlamadım o yüzden. Gerçi şuraları biraz daha genişletebiliriz. Mesela diğeri beyaz, öyle rahatsız gelmemişti ilk giydiğimde. Evet. Şu açık dursun hatta. Harika değil mi? Güzel. Görüntü nasıl? Çok hoş. Arkadaşlar, sana görüntü... turuncu çok yakışıyor ya. Evet, ben de çok beğeniyorum. Hatta geçen... Senin şey... rengin turuncu, bana mavi demişlerdi. Senin rengin mavi diyen yeşil var, yeşil diyen var. Güneşte yandım daha, hani kışın. Tenim daha beyazken turuncu çok daha güzel oluyor bence. Olabilir. Arkadaşlar, bu şekilde bence dışarıda takılabilirsiniz. Ne diyorsun, takılınmaz mı? Aynen. Bence takılınır ya. Öyle çok ağır gelmiyor bana ayakta. Tabii biraz açmak gerekir şu anda. Çok daha hissettiriyor ama şöyle. Hey baby. Gaza geldim arkadaşlar. Çok hoş ya, çok güzel. Böyle bulky ayakkabı seven, hani ne bileyim, hangi ayakkabıdan örnek verebilirim? Mesela Blazer'in high modelleri. İşte Air Jordan'ın high modelleri, hani onları çağrıştıran, onları andırıyor, biraz daha kaba duran anda. Ben kabaları daha çok seviyorum. Hani çok ince ayakkabı olup boğazlı olması hiç hoşuma gitmiyor. İnce bir ayakkabı olacaksa, Jordan, Air Jordan 1 gibi olsun. Kötü hani, duruyor. Doğru bence de. Böyle daha bulky, daha kalın, kaba ayakkabılar high oldu mu daha güzel oluyor. Ya bu şekilde de çıkış yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyifli almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı da ise bugünlük. Aha, bakın bebişim de uyanmış. Görüşürüz.